Photoshop'tan hiç anlamayanların bile kolaylıkla yapabileceği YouTube Banner yapma serimize hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda kullanılan tüm materyalleri aşağıda açıklamalar kısmından indirebilir. Bilgisayarınızda Photoshop uygulaması yüklü değil ise kanalımızda bulunan videolardan nasıl yükleyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Ha bu arada sakın benden yorumlarda banner yapmamı istemeyin. Çünkü zaten size banner yapmanız için gereken her şeyi veriyorum. Yapmanız gereken tek şey kendi adınızı ve kendi resminizi koymak. Yani size bir balık vermiyorum. Size nasıl balık tutacağınızı öğretmek istiyorum. Böylelikle kendiniz nasıl, hangi renk balık istiyorsanız tutabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Evet, ilk olarak size aşağıda açıklamalar kısmında vermiş olduğum linkten dosyayı indiriyorsunuz ve açıyorsunuz. İlk iş olarak burada tıkla YouTube kanalıma abone ol. Komut dosyasına tıklıyoruz. Ve buradan abone olundu yazıyor. Ben abone olmuştum kendime. Siz de bana abone olun. O sayfayı kapatıyoruz ve buradan başında eksi eksi olan resmi Photoshop uygulamamıza atıyoruz. Evet. Sonra sol tarafta bulunan, üzerinde T harfi bulunan yazım aracımıza bir kere tıklıyoruz ve ekranda herhangi bir boş bulduğumuz yere tıklıyoruz. Sonra da buraya kendi ismimizi yazıyoruz. İstediğiniz bir fontu kullanabilirsiniz. Ben arşiv fontunu kullanıyorum. Fontu buradan kendiniz ayarlayabilirsiniz. Sonra da bunu fareyle tutup istediğiniz gibi konumlandırın. Ben tam ortaya konumlandırmak istiyorum. Sonra fark ettiyseniz Meryem Can'da Can'ın altı çizili. Ben de burada Turgut'un altını çizmek istiyorum. Bu yüzden yine sol tarafta dikdörtgen aracımızı bir kere tıklıyoruz. Ve dikdörtgenimizi çiziyoruz. Ben yazıyı biraz daha sağa almak istiyorum. Bu şekilde. Şunu da şöyle ortaladık mı? Evet arkadaşlar, banner'ımız tamamlandı. Yazıyı sağa almamın sebebi de bunu YouTube'a yüklediğiniz zaman şu sol tarafta sizin resminiz gözükecek. Yani sizin profil resminiz gözükecek. Bu yüzden yazıyı kapamasın diye düşündüm. Hatta yazıyı biraz daha üste alalım. Çünkü boynuzun tam orada duruyor sanki. Çizgiyi de biraz üstte alalım. Sonra bakıyoruz. Meryem Can'ın banner'ında bir de gökkuşağı var. Bunu siz kendi isteğinize göre ekleyebilirsiniz. Ben dosyanın içerisine koydum gökkuşağı PNG formatında. Yine sürükle bırak taktiğiyle atıyoruz. Ve resmin üzerine istediğimiz şekilde konumlandırıyoruz. Ben tam Osman yazısının üstüne konumlandırayım şöyle. Fark ettiyseniz gökkuşağı Osman yazısının üstünde kaldı. Bunu ayarlamak için de sağ tarafta bulunan gökkuşağı dosyasını tutup Osman Turgut yazısının altına getiriyoruz. Evet, şu anda gördüğünüz gibi Osman yazısının arkasına geçti. Evet arkadaşlar, gayet basitti. Ben bunları zaten daha önce hazırladım. Yani buradaki Meryem Can yazısını sildim. Sizlere daha kolaylık olsun diye. Evet arkadaşlar, videomu izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu sevdiyseniz aşağıdan like butonuna basmayı ve halen daha kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İyi günler.